İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri bugün online sınav sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri protesto etmek için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hukuk öğrencileri YOK tarafından kararlaştırılmış yönetmeliklere online sınavların uygun olmadığını ve not değiştirme davalarında öğrencilerin notlarının yükseltildiğini söyledi ve öğrenciler basın açıklamalarında yazması 3 saat süren cevap anahtarlarını üzerlerine asarak basın açıklamalarını gerçekleştirdiler üniversitelerinin merkez kapısı önünde. Biz de hukuk fakültesi öğrencilerinin neden burada olduklarını, yaşadıkları sorunları onlarla konuştuk. Kıymetli öğrenci arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle burada hakkını aramak için toplanmış herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hak arama mücadelemizde bize yardımcı olan basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Açıklamamıza başlamadan önce şunu önemli ifade etmek istiyoruz ki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak bizi medyaya beyanat vermeye zorlayan başlıca sebep, hocalarımızın öğrencilerine olan kayıtsızlığı ve umursamazlığıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na ve hocalarına yazdığımız yüzlerce e-posta ve dilekçe cevapsız bırakılmış, sosyal medyadan gösterilen tepkiler görmezden gelinmiştir. Sevgili dinleyiciler ve değerli basın mensupları, ülkemizde öğrenci haklarının yeteri kadar gelişmemiş olması sebebiyle öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetlerde haklarını aramak için başvurabilecekleri yollar son derece sınırlıdır. Bu sorun doğal olarak öğrencileri hakları kolaylıkla göz ardı edilebilen bir sosyal sınıf haline getirmiştir. Öğrenciler bu hak arama boşluğunu basın ve sosyal medya üzerinden gidermeye çalışmaktadır. İşte bu sebeple karşılaştıkları haksızlıklara karşı elinde hiçbir etkili başvuru imkanı bulunmayan biz İstanbul Hukuk öğrencileri en son çare olarak problemlerimizi basına arz etmeye mecbur kalmış bulunmaktayız. Sınavlarda da mağdur olduğunuzu, mağdur edildiğinizi söylüyorsunuz. Buraya da aslında yazılı sınavlarınızın uzunluğunu göstermek için basın açıklamasını evet. koydunuz. Biraz anlatabilir misiniz? Evet, ben bu yerde gördüğünüz kağıtları anlatayım. Bir dersin cevap anahtarı yayınlandı bizim ısrarlarımızla. O dersin cevap anahtarını bir arkadaşımız el yazısıyla yazdı. Oturdu, başladı ve bitirdi. Tam 14 A4 sayfasına sığdı ve 3 saat sürdü. Yani düşünmeden, bunu bir de düşünme süresine eklediğinizde yani bu sınavı yapabilmek için 4-5 saat gerekiyor. Çünkü insan düşünür sonra yazar. Bu arkadaşımız tam 3 saatte yazdı. Yaklaşık 14 sayfa tuttu. Ama bize konulan sayfa sınırı genelde 4-6. Yani kendi sayfa sınırımız da 2 katından fazla. Biz o yüzden bunları çıkarttık ve burada herkese, bu haberi izleyen, burada olan herkese göstermek istedik. Peki taleplerinize dair eklemek istediğim bir şey var mı? Taleplerimiz öncelikle bundan sonraki sınavlar, önümüzdeki bütünlemeler olmak üzere böyle olmaması kısaca. Ondan hariç taleplerimiz, yani bu değerlendirmelere biz çok güvenemedik. Çünkü birçok şey duyduk. 30 alan arkadaşlar itiraz ediyor, 50'ye çıkarılıyor. Madem 50 alacaktı, neden 30 verildi? Bu döneminde bu gördüğünüz elimdeki 14 sayfalık bir cevap anahtarı yayınladı elimdeki ders. Ve bunu benim yazmam 3 saat sürdü. Ama sınavda bize verilen süre 2 saatti. Ve bu sınavın 2 saatte sadece düşünmeden yazmam, 3 saat süren bir sınavın 2 saatte yetiştirmem mümkün değil. Ve hocalar Twitter'da ertesi günü, sınavın ertesi gününde yapılan tepkiler üzerine bazı hocalar okumaların, işte puanlamaların daha öğrenci lehine olacağını söylediler. Ama hiç öyle olmadı ve zaten sınav dönemimizin başında olan bir sınavdı bu. O dönemde moralimiz hepimizin bozuldu ve bu şekilde sınavlara devam ettik. Gitgide zorlaşan sınavlarla devam ettik. Sınavların sonucu açıklandığında ise kağıtlarımızı görme imkanımız var. Arkadaşların kağıtlarını görme imkanımız var. Geçen arkadaşlarla kıyasladığımızda kendi kağıdımızla arasında çok fark olmamasına rağmen notlar arasında inanılmaz fark var. Yani bu demek oluyor ki subjektif olarak değerlendiriyor
okuyan insanlar. İtirazlarımız objektif olarak değerlendirilmediği için mail de atıyoruz. 30 tane mail atmışız. Köyümüzün gerçekten çok mağduriyeti oldu. Bu online sınav olduğu için kağıt yükleme konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar oldu final döneminde. Bununla ilgili maille cevap anahtarı atanlar oldu. Bunu değerlendiren hocalar oldu, değerlendirmeyen hocalar oldu. Her hocanın kendisi inisiyatifine bağlı. Kimi hocalar öğrenci odaklı ama kimisi hiç umurunda değil. Özellikle bazı hocalar var. Özel internet görüntülü görüşme programları üzerinden ders yaptı. Bu derslere katılanlara ek puan vereceğini söyledi. Ve bu derslere katılıp da sözlü yapar gibi, lise öğrencisini sözlü yapar gibi sorular sorup bunlara cevap vermeyen öğrenciler otur eksin. Ya da böyle moralini bozacak, rencide edecek laflar sarf etti. Biz de bugün bunları protesto etme amaçlı buraya geldik. Yapabileceğimiz her şikayeti yaptık. Not tespit davası açan arkadaşlar oldu. Bu davalar neticesinde notları 39'dan 62'ye, tam notları hatırlamıyorum ama neredeyse iki katına çıkan arkadaşlar oldu. Merhabalar, bugün İstanbul Üniversitesi'nin önündeyiz. Sınavlarda, pandemi sürecindeki sınavlarda yapılan usulsüzlüklerle alakalı bir takım talepleriniz var. Bize aktarabilir misiniz? Şöyle, pandemi sürecinde zaten herkes çok psikolojik, gerek fiziksel hem psikolojik olarak etkilendi. Tabii biz öğrenciler de bundan nasibimizi aldık. Final dönemleri ve vize dönemlerimiz bu pandemi sürecine denk gelince daha da kötü oldu bizim için. Çünkü zaten hiçbir şekilde psikolojik olarak kötü etkilendik ve sınavlarımıza da yansıdı bu durum. Tabii çok emek sarf ettik. Emek sarf eden arkadaşlarımız çok oldu. Emek sarf etmeyen de oldu illaki. Ama bizim tek isteğimiz hani dekanlarımızdan, hocalarımızdan yeter ki hani adil bir şekilde puanlandırma yapmaları ve sürelerde gerçekten sıkıntı yaşadık. Hani ben adalet öğrencisiyim ama yani hukuk fakültesi öğrencilerini çok iyi anlayabiliyorum. Onların emeği illaki daha fazladır. Ama tabii ki biz de emek veriyoruz. Hani ben de onlara destek amaçlı geldim. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani gerçekten hiçbir şekilde çalıştığımız, emek verdiğimiz hiçbir şeyin karşılığını alamadık gibi oldu bu. Ve bu bizi tabii ki çok zor hani üzdü ve bu noktaya kadar getirdi. Yani inşallah bir şekilde sesimizi duyarlar. İnşallah bir etkisi olur.